Evet arkadaşlar, şimdi de karıştırma konusuna biraz bakalım. Yine bu da kimyada laboratuvarlarında sıklıkla kullandığımız bir işlem. Bu nasıl yapılır, kaç şekilde yapılır bunları inceleyelim. Baktığımızda neden bir karıştırma işlemi yaparız? Tabii reaksiyon hızını arttıran faktörlerden biriydi bu karıştırma hızı. Bu sebeple de biz bir karıştırma yapabiliriz. Yine reaksiyon sırasında ısı açığa çıkabilir ya da ısı veriyoruzdur. Bu ısının iyi homojen bir şekilde, düzenli bir şekilde verilmesi, ısı alışverişini düzenleriz. İki malzemenin homojen bir şekilde karışmasını sağlarız, değil mi? Bir karışım yapıyoruzdur. Bununla bir karıştırma işlemini uzun süreli yapmak gerekebilir. Kaynama olayında bir sıçrama oluyorsa, değil mi? Manyetik balık atıyorduk kaynama taşı yerine. Yine burada sıçramaları engelleyebilir. Ama son dediğimiz bu madde diğerlere göre biraz daha altta kalan ikinci sebep diyebiliriz. Baktığımızda kaç şekilde karıştırma yapabiliriz? Bir el ile karıştırma, baget dediğimiz. Öğrenci laboratuvarında çoğunlukla yani 30 tane ısıtıcıyı bir anda, karıştırıcıyı bir anda öğrencilere veremeyeceğimizi düşünürseniz, tabii ki öğrenciler bagette karıştırma çoğunlukla yaparlar laboratuvarda. Yine çalkalama sallayıcılar var. Manyetik karıştırma aletlerimiz var. Mıknatısla karışması söz konusu. Bunları daha evvel anlattık. Bunlar düşük hacimlerde, yani bir 10 litrenin üstünü pek nadirdir. Zaten bu manyetik karıştırıcılar alırken üzerlerinde bilgileri vardır. Maksimum kaç litre karıştıracağı önemli. Tabi burada balığın büyüklüğü de önemli. Ne kadar kalın balık olursa o kadar iyi bir karıştırma. Düşük viskoziteli karıştırma yapabiliyoruz burada. Çözeltilerin karıştırılacak sıvının düşük viskoziteli olması gerekiyor ki karıştırabilsin. O zaman eğer viskozitesi yüksek ve hacmi büyük bir karıştırma gerekiyorsa, o zaman mekanik karıştırıcılar söz konusu olacak. Bunları da göstereceğiz videolar eşliğinde. En çok kullandığımız tabi burada manyetik karıştırıcılar. Manyetik karıştırıcılığı, bir de bunların ısıtıcıları oluyor. İkisi sıklıkla laboratuvarda kullandığımızda tabi bunlar kullanımı pratiktir. Mekanik karıştırıcının ağzını tak, temizle vesaire daha zor, ama bir manyetik balık olduğu sürece basit bir şekilde içine atıp hızlıca karıştırırız diyebiliriz. Evet, burada bagetle karıştırmaya giriyoruz. Cam baget bildiğiniz. Bu nasıl olur? İçinde bir şey atarız, karıştırmak gerekir. O yüzden de sallamak yerine şöyle cam bagetle karıştırırız. Tabii bunlar inert olmaları sebebiyle de sıklıkla kullanılır. Cam bagetler temel anlamda süzme, aktarma, karıştırma gibi temel işlerde kullanıldığını söylemiştik. Bir de sallayıcılarımız var bizim. Bunların süreleri ve çalkalama hızları ayarlanabiliyor. Özellikle bitki ekstraksiyonu çalışan hocalarımız, biyokimyacılar sıklıkla kullanıyorlar. Bu çalkalama hızı şimdi arttıracak hızlandırılabiliyor. Çok daha şiddetlendirilebiliyor. Sağa sola hareketini kapsayan bir karıştırma, çalkalama tekniği. Manyetik karıştırıcılarımız vardı. Tabii bunun altında mıknatısımız var. Bu mıknatıs dönüyor. Bununla beraber üzerinde de bir mıknatıs var. Şurada mıknatıs var. Üzerinde de bir mıknatıs var. Bu dönmesiyle beraber bu mıknatıs da dönüyor ve böylelikle manyetik etkiyle çalışan bir karıştırıcımız var. Bu balığımızın etrafı teflon polimerle çevrili, sarılı. Bu inert bir malzeme aynı zamanda ve reaksiyona girme eğilimi zayıf. O yüzden de uzun yıllar biz bu manyetik balıkları kullanırız. Çeşitli türleri var. Bunların dediğimiz gibi çokluları, teklileri, balıkların çeşitleri var. Kalın, incesi, 1 santimli, yarım santimli. Kullanacağınız yere göre değişir. Mekanik karıştırıcılar dediğimiz gibi daha viskoz ve daha fazla karıştırmalarda işimize yarayan. Hani böyle bir matkap gibi düşünün. Matkabın bir ucu var. O bu sürekli dönüyor. Uzun saatler dönebilmesi tabii bunun için, bu cihazlar için önemli. Uzun süre çalışması gerekiyor. Bunların uç kısımları çeşitli
gösterebiliyor. Yine bunların katlanma durumu var, göstereceğiz. Bu balon gibi dar ağızlarda yerden geçebiliyor, dar ağızlardan geçebiliyor. Burada tabii şu metal olabiliyor, cam olabilir, yine plastik olabilir. Bu kısımların reaksiyon ortamına girerken reaksiyona girmeyecek türde seçilmesi gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Cam, paslanmaz çelik, teflon gibi yapılarda olabilir. Tam da konu söylemiş olalım. Buharından falan uzak tutmak gerekiyor. Uç kısımlar değişiklik gösterebilir demiştik. İşte buradan hızını, dakikasını, saatini ayarlıyoruz. Buradan karıştırma işlemi gerçekleşiyor. Böyle basit bir cihaz aslında sorarsanız, ama takıp kurma, temizleme zahmetli olduğu için öncelikli olarak biz bunları kullanmayız. Sadece ihtiyacımız olduğu zamanlarda kullanırız diyebilirim. Evet, uçlarımız çok çeşitli olabiliyor demiştik. Yine uç kısmı balondan girdikten sonra içeride açılan türleri var. Bunlar bu balonlu kapalı sistemlerde çalışmak için uygun. Zaten şurada da görebiliyoruz kapalı sistem. Şurada bir şilife uygun bir giriş kısmı var. Böyle olunca da kapalı sistemi oluşturabiliyoruz. Burada dönüyor. Normal şartlarda şuradaki aparatı olmazsa olmaz. Burada da yine gördüğünüz gibi içeride normal şartlarda düzken, içeri girmeden evvel düzken içeride açılabiliyor. Bir balon içerisine nasıl sokulur görüyorsunuz. Düzledi ve içeride çevirince açıldı. Bu şekilde bu balonların içerisine bunları sokabiliyoruz. Evet, çok büyük hacimlerde çalışma imkanımız var demiştik. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir hacim, ne kadar hızlı döndürebildiğine bakabilirsiniz. Fark ettiyseniz uçları sürekli değişiklik gösteriyor. Bu uçları istediğimiz özelliğe göre seçiyoruz. Viskoz çözelt demiştik. Size işte viskoz çözelti gösterelim. Akışkan, akmaya karşı gösterilen direnç adlandırılması ve viskoz kavramına. Burada koruyucu bir ekipman cihazı kurmak için indirildi. Evet, burada yine reaksiyon sistemini görüyoruz. Balonun içerisine nasıl sokuluyor? Burada tabii şilif sistemi yoktu. Bu karıştırma ile ilgili dataları yine bilgisayardan izleme durumumuz olabilir. Cihazın gelişmişliğine göre değişir. Evet, kaynaklarımız yine. Evet, bir dersin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Diğer dersimize görüşmek üzere.